Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte COVID-19 adına bir biyoloji öğretmeninin bilgilendirme videosunu izlemiş olacaksınız. Malumunuz kendi alanım olduğu için ve virüslerle çok fazla haşır neşir olduğumuz için vakti zamanında bu bilgilendirici videoyu çekmek istedim. Biliyorsunuz çok fazla vaka sayımızda artış söz konusu son günlerde özellikle. Ve burada ne gibi önlemler alınmalı? Bizim kendi kişisel hijyenimize nasıl dikkat etmeliyiz? Doğru maske nasıl takılabilir? Dezenfekte etme etmeme muhabbeti üzerine konuşacağım. İlk başlangıçta anlatacağım kavram şu olacak yalnız. Bu sürü bağışıklığı zihniyetinden bir uzak duralım. Yani çoğu insan şunu diyor şu anda. İşte ben nasıl olsa kapacağım ya. Yani nasıl olsa kapacağız yani. Ne kadar dikkat etsem de kapacağım. Ve benim bünyem sağlam, bunu geçireceğim. Yani çok fazla insan var. Unutmayın, bu ülkede 30 yaşında, 35 yaşında insanlar da öldü bu yüzden. Yani bağışıklığı çok fazla kuvvetli olanlar da vefat etti. Bunun akabininde hadi diyelim geçirdiniz hastalığı. 2-3 sene sonrasında akciğer tahribatını bilmiyoruz virüsün yarattığı. Yani 2-3 sene sonrasında bir akciğer yetmezliği olabilir mi, olamaz mı bilmiyoruz bunu. Yani ben işte bağışıklığım kuvvetlidir, ben bunu atlatırım, geçiririm gibi bir saçma sapan bir zihniyete kapılmayalım lütfen. Çünkü bunun 2-3 sene sonrasında akciğerlerde yaratacağı tahribat belli değil. Bu yüzden de gerekli önlemimizi almamız gerekiyor. İlk kuralımız maske. Çoğu insanda şu var. Arkadaşlar, bilmeden konuşmayalım lütfen, rica ediyorum. İşte maske takmaya gerek yok. İşte maske taksam da bulaşıyor. Sen düzgün maske takmayıp da saçma sapan bir şekilde maske takarsan eğer ki bulaşır. Yani bu açık ve nettir. Şimdi şöyle bir tane kutu var elimde, gördüğünüz gibi. Gitti gidiyor üzerinden, hepsi burada, N11 üzerinden veyahut da bir eczane üzerinden bu maskeleri temin edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz en fazla 1 lira olabiliyor ücreti tanesinin, daha fazla olmuyor. Şimdi ben bundan bir tanesini çıkartacağım ve takacağım arkadaşlar. Şöyle çıkarttım. Gördüğünüz gibi şöyle bir maskem var. Siyah bir maske tercih ediyorum. Beyaz maskeler çok fazla böyle herkes de olduğu için siyah maske kullanmayı tercih ediyor. Şimdi bu maskeyi takarken arkadaşlar bakın, şu yüzeye elimiz değmeyecek. Yani ben bunu böylesine geçirmeyeceğim suratıma. Çıkartırken şöyle tutuyorum bakın. İplerinden tutuyorum maskeyi yani. Çok da fazla çekmiyorum. Malumunuz üreticiler birazcık da hani kar edelim muhabbeti üzerine. Bunların iplerini çok fazla sağlam yapmayabiliyorlar bazen. Şimdi bunu şu şekilde bakın, teline bakıyorum. Telli bir maske kullanıyorum. Mutlaka telli olması gerekiyor. Tel kısmı burada. İp kısmı da içeriden bu tarafta olduğu için bu şekilde takıyorum. Bunu taktıktan sonrasında şöyle taktım. Böyle takmıyorsunuz arkadaşlar maskeyi. Yani o burun açıkta kalmayacak. Virüs ağızdan bulaşmıyor. Virüs burundan bulaşıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde gezmeyeceksiniz. Yani bu doğru bir kullanım değil arkadaşlar. Böyle gezmek bir halta yaramaz. Yani hiç takma daha iyi yani. Yani burundan bulaşan bir virüsten bahsediyoruz. Solunum yollarını enfekte eden bir virüsten bahsediyoruz. Adam burnu açık geziyor. Bunu hiç takma daha iyi. Veyahut da penye tarzında şeyler sizi korumaz arkadaşlar. Bu yüzden de bunu bu şekilde takmanın hiçbir anlamı yok. Veyahut da penye tarzında hiçbir şekilde takmayın yani. Bunu taktıktan sonrasında bakın bu taraftan tutuyorum. Yani buradan kaldırmıyorum bakın. Bu neden? Çünkü bu normal temas eden bir yüzey. Bu yüzden bu şekilde tutuyorum bakın. Bu şekilde kaldırıyorum. Kaldırdım. Çektim güzelce. Sonrasında ne yapıyorum? Bakın açıkta kalırsa eğer ki bu açık olacak. Şunu şöyle bakın. İyice sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım. Bakın iyice sıkıştırdım. Bu doğru maske kullanımı. Bu şekilde olacak. Yani şu kısım tamamen ne olacak arkadaşlar? Bütünleşecek anlamına geliyor. Tamam mı? Bu bütünleşmezse eğer ki doğru bir şekilde maske takmış olmuyoruz. İşte ben bunu bir sigara içeyim de şöyle bir indirivereyim, bir iki fırt çekeyim. Lan sigara içtiğin zaman zaten ne oluyor? Senin bütün dumanların tamamı buna yapışıyor. Yapıştıktan sonra bunu çektiğin zaman komple ne yapıyorsun? 4000 çeşit zehirli maddeyi tekrardan solunum sistemine geçirmiş oluyorsun. Sigarayı bırakan birisi olarak da lütfen, ama lütfen içiyorsanız dahi şu gudubet şeyi böyle içtikten sonrasında küt diye bunu kaldırmayın arkadaşlar.
Veyahut da sokak ortasında içmeyin arkadaşlar, tamam mı? Hoş gözükmüyor, leş gibi gözüküyorsunuz. Leş gibi gözüktüğünüz için de insanlara sizden tiksintisi geliyor. Kusura bakmayın, böyle yani. Bunu kaldırdım ve bu şekilde devam ettim. Daha sonrasında eve geçtim. Eve geçtiğim zaman bunu bakın böyle çıkartmıyorum. Bakın böyle tutup çıkartmıyorum arkadaşlar. Bunu çıkartırken şu kısımdan tutuyorum. Bakın bu şekilde çıkartıyorum. Şunu da aldım ve bu şekilde bu hale getirdim. Bunu direkt çöp poşetine ne yapmıyorum? Atmıyorum. Bunu alıyorum. Marketlerde satılan biliyorsunuz ki buzdolabı poşetleri var. Şöyle açıldığı zaman. Bunu bunun içerisine arkadaşlar ne yapıyorum? Koyuyorum. Şöyle güzelce koyuyorum. Koyduktan sonrasında bakın bunu böyle güzelce bağlıyorum. Bağladıktan sonrasında düğümümü atıyorum. Sonrasında çöpe atıyorum. Bunu yapmak zor olmasa gerek. Bunu bir defa kullanabilirsiniz. 10 defa kullanamazsınız arkadaşlar. Bir kullanım, tek kullanımlık maskedir bu. N95 maske takamayacağımıza göre tek kullanımlık maske olarak da adlandırılıyor. Bunu bu şekilde atarsınız. Bu maske kullanımıydı. İkincisi, dezenfektan. Dezenfektan olaraktan kolonya kullanıyoruz. Neden? Çünkü var olan dezenfektanla elleri kurutuyor. Bir de kolonya biliyorsunuz ki Türk genelinde olan bir şey arkadaşlar. O yüzden kolonya kullanmayı ben daha fazla tercih ediyorum. 80 derece alkol olanı alın mutlaka. Bizim İzmirliler bilirler şu markayı. Tariş biliyorsunuz arkadaşlar. İzmirlilerin çok fazla sevdiğim marka. Babaanne kolonyasıdır bu. Rahmetli babaannem de her zaman bundan bir kolonyaydı bu. Bu kolonyayla ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Ha, dezenfekte etmekten ziyade şu. Ofistesin veyahut da diyelim ki dışarıdasın. Dışarıdaysan eğer ki güzel bir şekilde bunu alıyorsun. Tabii bunun küçük olan versiyonunu alırsın, yani fıs fıslı versiyonu alırsın. Güzelce bakın böyle güzel bir şekilde ne yaparsın? Dezenfekte edersin elini. Mis gibi de koktu onunla. Evdeysen eğer ki bununla işin yok. Yani neden yok peki bununla işin? Çünkü sabun var. Sabun olduğu için de ne yapacaksın? Gideceksin. Güzel bir şekilde 20 saniye boyunca, 20 saniye de olmayabilir, 15 saniye, 10-15 saniye şeklinde güzelce yıkayabilirsin elini. Tamam mı? Bunu da yapabilirsin. Başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Diyelim ki sen gittin abi. Şunu aldın, tamam mı? Şunu aldın, dışarıdan geldi bu kargo poşetiyle. Arkadaşlar kargo poşetiyle gelen bir şey çok fazla risk taşıyan bir şeydir. Bu yüzden de kolonya üzerine fıskırtın, püskürtün. Ne yapıyorsanız yapın ama kolonya ile veyahut da alkol içeren bir maddeyle silin bir güzelce. Daha sonrasında açın. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki 150'lerden diyor bulaşma olmaz diyor. Nereden biliyorsun babacığım ya? Televizyona çıkıyor bir tane vatandaş, diyor ki buradan diyor bulaşma olmaz diyor. Onu dinliyorsun, ondan sonrasında geliyorsun bana konuşuyorsun. Ya boş konuşmayalım ya. Sen önlemini al. Bak videonun başında dedim, sen önlemini al. Daha sonrasında ne yap kardeşim? Hani daha sonrasında gerisini bırak abi. Önlemini al ama yani. Virüs yüzeylerde bulaşmaz. Kime göre bulaşmaz? Var mı böyle bilimsel bir çalışma? Ha vardır. Ama ne kadar denek üzerinde? Denek üzerinde 100 tane denek üzerinde. Burada istisnalar da bahsetmekten fayda var arkadaşlar. İstisnalar mutlaka olması gereken bir durumdur. Tamam mı? Bunun akabininde telefon ve benzeri maddeler. Dışarıdan eve girdiğiniz zaman mutlaka kolonya ile siliniz arkadaşlar. Bunu mutlaka mutlaka yapınız. Aksi takdirde gün boyunca ne yaptın dışarıdayken değdin sonuç itibariyle. Bu yüzden 150'ye çok fazla müsaitti. Bulaşabilir yani. Ve akıllı saatiniz varsa eğer ki yine aynı şekilde yıkayınız arkadaşlar. Eğer ki su geçirmiyorsa veyahut da siliniz arkadaşlar. Bunu da mutlaka mutlaka yapınız. Lütfen aman lütfen rica ediyorum sizden maskesiz sokağa çıkmayalım arkadaşlar. O maske hem yani maske taktığım zaman da direkt işte bana virüs bulaşmaz muhabbetine de girmeyin arkadaşlar. İşte maske taktım ben, hiçbir şey olmaz bana. Karşındaki eğer ki maskesizse ve çok affedersiniz balgam atarcasına öksürüyorsa adam, sana yine virüs bulaşacaktır. Yani karşındakinin de maskeli olması çok fazla önemli arkadaşım. Senin de maskeli olman önemli karşındakinde. Ben nefes alamıyorum. Vallahi kardeş kusura bakma da ben 15 sene boyunca sigara içtim. O sigarayı bıraktım belki ama 15 sene boyunca sigara içmeme rağmen arkadaşlar ben şu an maskeyi çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Ben bu kadar fazla ağır bir sigara içicisi olaraktan, aman Allah korusun eskide kaldı. Olaraktan 15 sene boyunca içmişim ve nefes alabiliyorsam sen de alırsın.
Koa hastası olmadığın sürece, koa hastasıysan o ayrı bir muhabbetten çıkmaman lazım dışarı. Çünkü ciğerler zaten sıkıntılı. Lütfen, rica ediyorum. Şunu alın arkadaşlar. Yani maske alın ve kullanın arkadaşlar lütfen. Yani bu zor olmasa gerek. Bunu kullanmak zor olmasa gerek. Alışalım artık. Aşı bulunana kadar, aşı geliştirilene kadar, aşı tüm dünyaca kabul görene kadar lütfen bunun önlemini alınız. Yani bana bir şey olmaz. Çok gördüm ben bana bir şey olmaz diyenleri. Bakın 30 yaşında, 35 yaşında bu ülkede insanlar vefat ediyor. Bu yüzden de önleminizi alın. Televizyonlarda yine bangır bangır bağlanıyor ama çok fazla televizyonda hani işte çıkan konuk olan insanlara çok fazla güvenmenin anlamı yok. Siz kendi önleminizi alın. Gerisini artık hani ben elimden geleni yaptım dersiniz en azından. Ama ben gidiyorum sivri bağışıklığı olmuş dersen akciğerlerinde enfekte olur. Atlatırsın belki ama 2-3 sene sonra belki de başka bir şey açığa çıkar. Bilemezsin bunu. Yani virüs açısından virüs yolu bulaşan şeylerde arkadaşlar kesinlik söz konusu değildir. Sen o hastalığı geçirmişsindir belki. 2-3 sene sonrasında veyahut da seneye tekrardan bir daha mutasyon geçirirse virüs tekrardan bir daha COVID olursun. Ne olacak? Akciğerler enfekte ola ola ne olacak arkadaşlar? Bunun sonu yok yani. Vücutta belirli bir yere kadar direnecektir. Daha sonrasında ne olacaktır? Problem yaşanacaktır. Vücutta bir yere kadar. Bunu çekmek istedim. Bir sonraki dersimizde artık yavaş yavaş 2021 sezonuyla alakalı videolardan başlayacağız. Hem ÖABT adına hem de normal TYT, AYT adına videolar çekeceğim. Farklı serilerde birlikte olacağız. Kendinize iyi bakınız. Şimdilik hoşça kalınız efendim.